Konut satışları düştü, fiyatlar. Veriler mesela dolar bazında düşüş olduğunu gösteriyor. Ama bu emlak sektöründeki gerçekten o balonu söndürmeye yetecek mi konumuzda Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş. Harun Bey merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Hülya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Konuşalım mı bir konut satışlarını? Ne oluyor, ne bitiyor? Gerçekten 3 yılın en düşük seviyesinde olması sadece yani böyle 1 yıl öncesine göre %11,8 düşmesi bize dahası bu genel olarak bakıldığında sektörle ilgili ne söylüyor diye sorarak başlamak isterim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tabii Türkiye 2020'li yıllarda bir trend yakalamıştı. Türkiye'nin yakaladığı trend de şuydu. Türkiye yaklaşık 1,5 milyon konut satışına ulaşmıştı yıllık. 2023'e geldiğimiz zaman bu satışlar 1,2 milyona geriledi. Ve 2024'ün ilk 4 ayında da sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 355 bin konut satıldı. Halbuki 2023'ün aynı 4 aylık döneminde 368 bin, 369 bin konut satılmıştı. %4'lük bir gerilemeyle 2024 yılı bir önceki yılın aynı aylarına göre %4'lük bir gerilemeyle devam ediyor. Bu tahmin böyle devam ederse yıl sonundaki satışlar yine deprem konutlarında teslimine bağlı olarak herhalde 1,2 milyonlar civarında gerçekleşecek. Evet. Konut satışı neden geriliyor? Bu önemli bir soru. Konut satışının gerilemesinin birçok nedeni var. Ama bu nedenlerden bir tanesi şu. Devlet makro politikada konutu yatırım aracı olmaktan çıkartıyor. Bu birinci olay. Bunun içinde bir dizi düzenlemeler yapıldı. İkincisi, kim konut almak istiyor? Yatırım yapmak isteyenler, parası olanlar, alternatif yatırım araçlarından yeterince getiri elde edemeyenler. Bunlar konut yatırımı yapmak istiyorlardı ve konut yavaş yavaş Türkiye'de bir yatırım malı haline dönüşmüş idi. Evet. Şimdi burada tabii mevduat faizi yükseldi. Mevduat daha cazip olmaya başladı. Konut fiyatlarına biraz bakmamız gerekebilir. Konut fiyatlarındaki artış da bir miktar sönümledi. Dolayısıyla konutta kiraya ilişkin de bir sınırlama geldi. Kira artışları biliyorsunuz %25'le sınırlandı. Gerçi önümüzdeki ay bu artış belki de kalkacak. Çünkü düzenlemenin uygulama tarihi sona eriyor. Dolayısıyla buradaki getirinin gerilemesi de bir miktar yatırımcının talebinin mevduata doğru kaymasına ya da başka alanlara doğru kaymasına neden oldu. Yatırım amaçlı konutta bir gerileme olduğunu görüyoruz. Evet. Ama esas sorun şu bence, buraya bakmak lazım. Türkiye önceleri 2020-21-22'de 1,5 milyon konutun %45-50'si ilkel konuttu. Şimdi bu oran %30'lara kadar geriledi. Demek ki Türkiye girişimciler yeni konut yapmıyor. Sektör, GEO'lar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kurumsal şirketler, yapsatçılar yeni konut üretme konusunda henüz daha yeterince teşvik edilememiş durumda. Aynen. Bütün Türkiye gayretini 11 deprem iline belki veriyor ama esasında büyük kentlerde konut üreterek konut piyasasındaki bu köpüğü biraz almak gerekiyor. Fiyatlardaki artış ya da erişilebilirlik sorununa biraz çözüm olması bakımından yeni konut özellikle dar gelirli için konut üretimine Türkiye'nin ağırlık vermesi gerekiyor. Sizin de haberde söylediğiniz gibi bir başka konu. Şimdi ben devlet bankalarına baktım. Orada şunu görüyoruz. Aylık konut kredisi faiz oranları 3.59, 3.89 gibi oranlara çıkmış. Bu şu demek, yıllık %52 ile %60 arasında konut kredisi faiz oranı. Bir dar gelirlinin bu faiz oranından konut kredisi kullanması mümkün değil. Mümkün değil. Yani böyle bir hayal de yok zaten. Yani biz işte bu haberi yaparken editörüm Pınar'la işte konuşurken ya acaba böyle bir parça satışı düştü, fiyat da düşer mi? Hani sorusu belki bir parça ortalama bir vatandaşa umut olur diye düşündük. Gerçekten fiyatlara yansır mı çünkü bu açıklanan veriler? Ben de aynı cevabı vermek isterim. Size benzer cevap vermek isterim. Bu da şunu gösteriyor. Yani siz 1 milyon kredi alsanız şu andaki faiz oranlarına göre asgari 39 bin lira taksit ödemeniz lazım. Evet. Geliriniz de en az bunun iki katı kadar olması lazım ki bu Türkiye'de orta düzeyin üzerindeki bir kamu çalışanının ya da özel sektör çalışanının maaşını tanımlıyor. Bu şu demek, orta ve orta altı gelire sahip olanların bu şartlar içinde kredi erişmeleri mümkün değil. Peki konut fiyatlarına bakarsak, orada da şöyle bir tablo gözüküyor. Konut fiyatları önce tabii 2022'de 2023'ün ilk aylarında çok hızlı arttı. 2023'te yıllık ortalama baktığımız zaman %64 gibi Merkez Bankası konut fiyat indeksine göre bir artış olduğunu görüyoruz. O dönemde hani enflasyon TÜFE'ye göre 55 civarında, ÜFE'ye göre de 38,5 civarında olduğu
için sanki bir reel getiri var gözüküyor. Ama Ocak ayına gelince, Ocak ayı verileri de açıklandı. Konut fiyatlarındaki artış %2, enflasyonun yaklaşık yarısı kadar bir fiyat artışı olmuş. Yani yavaş yavaş konut fiyatlarındaki o hızlı artış, o köpük azalıyor gibi söylememe eğilimine girmiş. Evet. Yatırım amaçlı talebin geri plana itilmesi burada etkili olmuş gözüküyor. Evet. Bu birinci tarafta. İkinci tarafta Türkiye'de bir şey oluyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz şimdi ortalama işte iyi olduğumuz 2022 yılında 67 bin konut yabancı satın almıştı ve Türkiye'de 67 bin yabancı yatırımcı var. 2023'te 35 bin civarında yabancı yatırımcı olmuş. Şimdi 2024'de geldiğimizde %50 düşmüş değil mi? Evet, yaklaşık ilk kat 150'ye yakın bir düşüş var. Bu mesela 2023'ün Ocak Nisan döneminde 13.500 civarında yabancı konut almış. Şimdi 6.957 civarında konut almış gözüküyor ilk 4 ayda. İki kata yakın düşüş var. Neden yabancı Türkiye'den çıkıyor? Bu sorunun cevabı olmalı. Bu sorunun cevabı şu. Şimdi biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi bazı düzenlemeler yaptı. Bir de yabancı daha o cazip yerler bulmaya başladı. Dubai gibi veya komşu ülkeler gibi. Tabii. Daha cazip yerler bulmaya başladı. 5 yıl önce konut satın almış olanlar şimdi konutlarını elden çıkartıyor. Değer artış kazancından da, değer artış kazancı vergisinden de bir anlamda istisna edilmiş bir kazançları da olacak. Türkiye'de konutlarını satıp başka ülkelere taşınma eğilimi başladı. Bu özellikle savaş sonrası Ukrayna'dan gelen yabancı yatırımcılar için çok belirgin gözüküyor şu anda. Körfez'e doğru bir akış veya Yunanistan'a veya diğer Akdeniz ülkelerine doğru bir akış gözüküyor. Bunun iyi tarafı da Hülya'nın, bu da ikinci parametre. Esasında bizdeki yabancı talebi, bizim bölümün yaptığı bir çalışmaya göre yabancının Türkiye'de konut satın alması ek talep etkisi yarattığı için fiyatları yukarı doğru imeliyordu. Dolayısıyla fiyat üzerinde bir etkendi. Şimdi yabancı yatırımın talebinin azalması konut fiyatlarının artış eğiliminin azalmasına imkan verecek ve Türk vatandaşının konut erişilebilirliğine ciddi katkı yapacak. Bunu bu yönden görmek lazım. Peki. Ama sektör için bakarsanız yabancı yatırımcı bir kayıp. Ama konut edinmek imkanı olanlar ya da konut edinmek isteyenler açısından bakarsanız bu bir avantaj. Canım kendi vatandaşımız açısından lazım. Bakıyoruz yani sektörden daha çok. Kesinlikle. Değil mi? Kendi vatandaşımız. Evet. Bir konut 5 milyona satılan bir konut son 2 yılda 10 milyon 12 milyon oldu yani. Şimdi Merkez Tabii. Bankası Mart ayı verilerine göre fiyatlar dolar bazında incelendiğinde İstanbul'da mesela metrekare başına ortalama 1438 dolara, Türkiye genelinde 997 dolara gerilemiş. Belli ki konut fiyatları evet. düşüyor demektir bu. Ama bu fiyatlarda evet. hızlı bir artış oldu ya. Şimdi yani evet. balon biraz böyle sönüyor, yavaş yavaş sönüyor. İşte belli paradigmalar var. Geriye gidiş olur mu? Olmaz diye umut ediyorum. Tabii ki süreçle de. Şimdi biliyorsunuz ki Türk halkının belli özellikleri var. Dünyada mekan, ahirette iman diye bir sözü Türk halkı dışında çok nadir insan kullanıyor. Dolayısıyla konuta Türk halkının yaklaşımı belli. Ve mutlak konut sahibi olmak istiyor. Mesela biz bir çalışma yaptık, orada bir şey ortaya çıktı. Çok yeni. Düzenli bir aile yaşamı kuramıyoruz diyor insanlar. Neden diye sorunca konutumuz yok. O bu kiradan o kiraya taşınıyoruz. Ev sahibiyle %25 mi olacak, 30 mu olacak? Bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Yani insan düzenli bir aile yaşamı kurabilmek için bile konuta sahip olması gerektiğini söylüyor. Barınma. Bu çok önemli bir parametre. Ve de dikkat ederseniz eğer Türkiye'de yani demografi değişiyor. Tek kişilik hane sayılarında çok ciddi bir artış olmaya başladı. Toplam hane sayılarında konut sahipliği 61'lerden son 20 yılda 56.2'lere kadar geriledi. Bu yani bizim bu azalış devam edeceğe benziyor. Öbür tarafta da iki ve daha fazla konuta sahip olan kişi sayısı 2.6 milyona çıkmış. 2.6 milyon. İki ve daha fazla konuta sahip olan insan Peki. sayısı. Bu da gösteriyor. Yatırım amaçlı olanlar, parası olanlar alıyor ama orta gelir ve orta altı gelir grubunda olanlar alamıyor. İşte bu tasarruf tehditlerinin konuşulduğu bir yerde orta ve orta altı grubu, orta altı gelir grubuna yönelik önemli bir politika geliştirilir mi? Zaman gösterecek ama Peki. kamu maliyesine ciddi bir maliyeti olacağı ortada hocam. Peki Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkür ediyorum efendim katkılarınızdan dolayı. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.